Futbol Şef'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu bölümümüzü evden çekiyoruz. Malum sebeplerden dolayı umarım en kısa zamanda stüdyomuzda tekrar bir araya gelip programlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Diyelim ve Futbol Şef'in yeni bölümüne hemen başlayalım. Bu bölümdeki konumuz modern futbolun Catenaccio ile birleşmiş hali Modernaccio olacak. Belki bu tabiri birçoğunuz ilk defa duymuş olacaksınız çünkü ben de ilk defa söylüyorum. Çünkü modern futbolla Catenaccio'yu birleştirip Modernaccio kelimesini ben uydurdum. Belki de bakarsınız literatüre geçer ve beraber bu tabiri bulmuş oluruz. Bu videoda biraz Modernaccio nedir, nasıl oynanır, neden gündeme gelmiştir bunları konuşacağız. Önce defans futboluyla başlamamız lazım. Biliyorsunuz dünya futbolunun en çok tartışılan konularından bir tanesi defans futbolu, defansif futboldur. Catenaccio ismiyle anılır defans oynayan takımlar. Mazisi çok eskidir. Inter'in Heleno Herrera zamanı Inter takımı, işte Piccoli, Facettili takım Catenaccio'yu en iyi oynayan takım olarak kabul edilir. Yine ondan önce İtalya'da Rocco'nun takımı iyi bir Catenaccio takımıydı. Belki tarihini daha da eskilere götürürsek İsviçre'de Karl Rappa'nın takımı, milli takım İsviçre özellikle Verru yani Libero'yu ilk kullanan takımlardan birisidir. Oraya kadar gider. Zaten Verru sürgü demektir. Catenaccio da evlerin kapısına takılan kilit, kilitlemek anlamına gelir. Yani buradaki aslında bir simgesel bir kullanımdır ve anlatılmak istenen şudur. Karşı takımın hücum oyuncularını içeriye alıyoruz, etrafını sarıyoruz, hapsediyoruz ve üstlerine kapıyı kilitliyoruz. Yani onlara hücumda etkinlik şansı tanımıyoruz. Tabii bazı futbol görüşünde olan insanlar Catenaccio'nun aşırı defansif, aşırı savunmacı takım olduklarını, Catenaccio uygulamasının aşırı savunmacı olduğunu söyler ama bazı takımlarda özellikle Herrera ve Inter takımı kendisini şöyle savunur. Biz aslında hücum takımıyız. Çünkü Facetti Ligi'nin en çok gol atan oyuncularından birisidir ve sol bektir. Bu aslında biraz takımı nasıl kullandığınız, nasıl kurguladığınızla alakalı. Günümüz futbolunda da defansif oynamakla suçlanan diyelim takımların birçoğu aslında hücum olarak da oldukça etkili olduklarını bizlere gösteriyorlar. En bariz örnekleri İspanya'daki Atletico Madrid ve İngiltere'deki Tottenham, Mourinho'nun takımları. Mourinho'da hep defansif futbol oynatıyor suçlamaları yapılır ama İspanya'da Real Madrid'le rekor golle şampiyon oldu. İtalya'da Inter'le şampiyon olurken hep ligin en çok gol atan ve en yüksek averajına sahip takımıydı. Keza Tottenham'da da şu anda ligin en çok gol atan takımlarından bir tanesi olma yolunda ilerliyor diyebiliriz. Peki bu tabirimiz Modernaccio ne anlatıyor? Dediğimiz gibi kelime oyunu aslında modern futbolla Catenaccio'nun birleşimi. Hangi özellikleriyle modern futbola benziyor? Hangi özellikleriyle Catenaccio'ya benziyor? Biraz onlara bakabiliriz. Günümüzün Modernaccio takımları Catenaccio'daki gibi çok fazla birinci tercih olarak derinde savunmuyorlar. Rakip birinci bölgeden çıkmaya çalışırken onlar da savunmalarını mümkün olabildiğince öne doğru getiriyorlar ki şuraya buna örnek olarak bazı görseller eklemiş olacağız altında açıklamalarıyla beraber. Ancak birinci bölgede rakip çıkmaya çalışırken çok ileride savunmayı ileriye çeken Modernaccio takımları rakip ikinci bölgeye, üçüncü bölgeye geçtiklerinde ise sayısal olarak tipik bir Catenaccio takımı gibi geride çok kalabalık oluyorlar. İlk planlarıyla modern futbola uygunken ikinci planlarıyla Catenaccio uygunlar. Geride genelde 3-1-5 ya da 5-3 hatta 6-2 gibi formasyonlarda, dizilimlerde savunma yapabiliyorlar. Catenaccio'dan farkı liberolarını savunma arkasında süpürücü olarak değil de savunmanın önünde serbest olarak kullanıyorlar. Aslında bizim defansif orta saha olarak bildiğimiz oyuncular bu oyun modelinde serbest libero rolüne geliyorlar. Burada eğer dörtlü oynuyorsa takım önlerinde oynayan 6 numara oyuncusu 3. stoper olarak geriye geliyor. Üçlü oynuyorlarsa zaten var olan 3 stoper de direkt serbest libero rolüne artık o anki pozisyonlarına göre, alanlarına göre bürünüyorlar. Bek oyuncuları zaten geriye gelerek savunmayı beşliyor.
gerek duyulursa 6. oyuncu olarak da yine takımın 6 numarası merkez orta sahadaki defansif özellikli oyuncu o araya girmiş oluyor. Modern maç oynayan takımların bir diğer özelliği de uzun topa çok fazla minnet etmiyorlar. Eski takımlar daha fazla savunmadan uzun top şişirirlerdi. Yüksek toplarda etkili hücum oyuncuları bu topu indirirdi ve ikinci topları basketbol tabiriyle futbola da giren reboundları toplamaya çalışırlardı. Ama Modernaccio dediğimiz oyun oynamaya çalışan takımlar ilerideki oyuncularını en uçtaki kullandıkları oyuncuları oyun planlarına bağlı olarak bu Tottenham'da Harry Kane ya da Atletico Madrid'de Joao Felix geriye doğru getiriyorlar. İşte üçüncü adam daha önce anlattığımız üçüncü adam kuramına göre, kavramına göre ikinci adam olarak kullanıyorlar. Savunmadan çıkan topu Harry Kane ya da Felix alıyor ve daha sonra oyun kurmaya çalışıyorlar. Bu yönleriyle yine hedef oyuncuyu kullanıyorlar ama daha modernler. Bu sefer topu ayakta tutmaya, pas yaparak çıkmaya ve mümkün olduğunca uzun topun inmesiyle taşıyan riski, yani ikinci topları alma riskini göze almayıp daha garanti giderek topa sahip olarak geriden oyun kurmayı bu şekilde, ama yine süre kısa. O açıdan da modern futboldaki takımlara benziyorlar. Bir organizasyon kurguluyorlar diyebiliriz. Modern Lazio oynayan takımların yine eski Catenaccio'culardan farkı ve modern futbola benzeyen yönü, evet, defansif özellikleri güçlü bek oyuncuları kullanıyorlar. Ama bek oyuncularını çizgi boyunca değil de İç koridorda biraz daha defansif özelliklerini öne çıkaracak şekilde kullanıyorlar. Bu da onları zaman zaman savunmada daha üçlü oynadıkları zaman savunmanın önünde oyun kurucu bekler olarak görüyoruz. Ya da rakip atak yaptığı zaman kanat oyuncusunun, kendi kanat oyuncusunun çizgiyi korumasını, kendisinin de stoperle beraber savunmada bir ekstra eleman olmasını sağlıyor. Dediğimiz gibi defansif özellikli oyuncular iç koridorda kullanılıyorlar. Ancak oyuna dahil olduklarında oyun kurucu olarak da kullanılabiliyorlar. Bu açıdan da hem modern futbolu hem geleneksel defansif oyunun iki özelliğini de karşılamış oluyorlar. Aşağı yukarı modern maçın ne olduğunu anlatabildiğimi düşünüyorum. Özetlemek gerekirse disiplinli savunma yapıyorlar. Sıkı savunma yapıyorlar. Kalabalık savunma yapıyorlar. Bu özellikleriyle Catenaccio takımlarına benziyorlar. Ama hücuma çıkacakları zaman en uçtaki oyuncuları kullanmalarıyla, hücum geçişlerindeki hızları ve topu mümkün olduğunca yerde kendilerinde kullanmalarıyla da modern futbol, modern dediğimiz çağdaş takımlara benziyorlar. İkisinin karmasını iyi yapabildikleri için de Avrupa'nın sayılı iyi takımlar arasına girip liglerinde de liderlik koltuğuna ya da zirve yarışına ortak olabiliyorlar. Bundan sonra defansif oynadığı söylenen takımları belki biraz da bu gözle izlerseniz sizin de futbol okur yazarlığı açısından ve oyun okuma açısından farklı bir göze sahip olacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki Futbol Şef'te görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.